Arkadaşlar, burası İmrahor. Buraya geldim. Hani müthiş bir hava var ormanlıkların içinde. Ve ilk defa bir pazarda kahvaltımı yapacağım. İki bayan arkadaşın işlettiği bir yer. Gidip yemeğe alsam farklı ama burada hayvan pazarında gerçekten kendilerine teşekkür ediyorum. Kahvaltımı yaptıktan sonra pazarı devam edeceğiz çekmeye. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tanrıverdi. Yeni video içeriğimde sizlerle tekrar kavuşmak çok güzel. Bugün Ankara İmrahor'da kurulan kurban pazarına geldim. Arkadaşlar buraya geldim. Etraf yemyeşil ormanlıklar içinde köyde birazdan göstereceğim. Çok güzel bir kahvaltı yaptım. Daha çadırlara girmedim. Sizler için buradaki kurbanlık fiyatlarını da öğreneceğim. Piyasa neymiş? Burayı da bir görelim. Kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumda bulunmayı unutmayın. Bana burada güzel kahvaltı hazırlayan şöyle de tanıştırayım sizi. Bana Hanım, Aynur Hanım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Birazdan da pazara gireceğiz, fiyatları alacağız. Şimdiden iyi seyirler. Size de kolay gelsin, çok teşekkür ederim. Şöyle. Buranın kesimhanesi karşıda. Şöyle. Pazarına bir 75 metrelik mesafede. Çadırlar bu şekilde kurulmuş. Bismillahirrahmanirrahim deyip gireceğiz. Sizler için fiyatları öğreneceğiz. Kurbancılar şimdiden hazırlık yapıyor işte. Yemini, samanı, çadırlarında gübreleri çekiyorlar. Yani yer olarak çok güzel. Bakalım burada da bizi tanıyanlar çıkacak mı? Vay 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 vay, canını yerim senin, kamarıya bak. Kamarıya bak, kamarıya. Selamünaleyküm. Sağ ol, teşekkür ederim abicim. Sağ olasın. Nereden geldiniz abi? Amasya abim, Amasya. Amasya. İsim? İsim Rıfat Aktaş. Rıfat Aktaş. Maşallah diyelim. İlk girdiğim çadır sensin abi. Sağ ol, teşekkür ederim abim. Allah razı olsun. Böyle Allah'ın selamını verene hemen yanaşıyoruz. Allah bir ödüyor bin kere razı olsun. Sağ olasın, teşekkür ettim. Sağ olasın. Ne diyoruz abi şimdi kurbanlıklara? Herhalde bunu satmışsın üstüne. Sattık abi, sattık. Kaça sattın? Bu 10,5 oldu abim. 10.500. 10.500'e verdik. Demin şuradan şey geçiyordu bir hacı abi. Hacı, karşıdalar. Evet. Onlara verdik. Bakkala gittiler. Doğru. Canlı ağırlık ne gelir bu? Canlı ağırlığı 350'den aşağı düşmez abi. Şöyle diğerlerine de bakalım. Bakayım. Bak abi. Buraya gelmeden fiyatları öğrensin arkadaşlar. Evet, öğrensinler abi. Ankaralılar siyah rengi hasta. Ankara'nın siyah rengi, evet. Şuna ne diyoruz abi? Ona 11 diyor abi. 11 diyor da pazarlı payımız var. Var. Şuna? Ona 10,5 diyor. 10,5. Senin fiyatlar o aralıkta. Evet. 11,5, 12. Başka fiyatlarımız evet. Şey değil. Peki baskül veriyor musun? Hani baskül satışın var mı? Yok, baskül satışımız yok. Hani ayakta satış fiyatı ayakta var. Ayakta satışımız var. Abi inşallah satarsın. Buradan Amasya'ya gülerek giderik abim. Gülerek giderik. Öyle komşularımız hep gülerek giderim. Çarşı pazarın bol olsun. İşin gücün rast gelsin inşallah. Sağ ol, teşekkür ederim abim. Allah razı olsun. Eyvallah. Tam o sırada konuşuyorduk. Oğlu geldi. Beni de takip ediyormuş. Senin ismin ne abi? Murat. Murat abim. Yani bu kurban pazarı şöyle söyleyeyim. Güzel bir yerde. Yani aksaklık eksiklik yok herhalde burada yok, o kadar. Yok abi. Çok yani, memnunum. Çok memnunum. Yani 20 yıldır buraya geliyorum. 20 yıldır buraya geliyorsun abi. Çok güzel. Görüşürüz tekrar Murat'cığım, kendine. Benim istediğim devletten şunu istiyorum. Tarım Bakanı'ndan özellikle şu yem fiyatlarına bir çare bulsun. İnşallah. Yem fiyatlarına çare bulsun. Çiftçi çok zor durumda. Evet. Gelsin çadırları öyle konuşmayla olmuyor. Bakacak, girecek, ortama içine girecekler. Doğru. Yem fiyatları çok pahalı. Saman fiyatları aldı başını gidiyor. Aynen abi. Sayın Cumhurbaşkanı'na da sesleniyorum buradan. Özellikle gelsin Mühiye köyünde çadırlarımızı gelsin, görsün. Yem fiyatları çok pahalı. Doğru. Olduğu gibi değil, göründüğü gibi değil her şey. Şimdi üretici girdi masrafından şikayetçi. Kurbanını keseceklerde fiyat yüksek diye şikayetçi. Ben ama bunun malıma göre, ben yaptığım hizmete göre fiyat istiyorum. Doğru. Yani gelsin görsün, ben şuradan Aybe'de var 3 liraya 5 liraya verecek halim yok. Neyse o. Abartma da yok. Yani ama hakkını istiyorsun. Bir gelsinler, bir görsünler en azından.
yem fiyatlarını bir görsünler, şöyle bir baksınlar. Yem fiyat, yemin çuval olmuş 140-150 lira. Peşin alırsam, vade alırsam biraz daha yükseliyor tabii. Tabii. Ben Tarım Bakanı'na, özellikle Pakdemir'e diyorum ki özellikle gelsin çadırları görelim. Türkiye'nin her yerine gitsin. Çiftçiyi bir dinlesin. Çiftçi çok zor durumda, şöyle bir gelsin. Bir baksın özellikle. Evet. Özellikle Pakdemir'e sesleniyorum buradan. İnşallah sesinizi duyarlar. İnşallah. Tekrar görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sağ olasın. Kendinize dikkat edin. Sağ olasın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Selam. Hoş geldin. Sağ ol dedin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi, sen nasılsın? Elhamdülillah çok iyiyim. Biz de iyiyiz. Geldik Mühye'ye hayvan pazarını biz çekmeye. Biz de Çorum'dan geldik Mühye'ye hayvan getirdik vatandaşa hizmet için. Evet baksana şu arkadakine maşallah. Ey koçum benim be. Kuru besi mi yaptın? Ne yaptın buna? Kuru besi yaptık abi. Belli zaten yani. Kuru besi. Sıkı böyle. Evet çok sıkı. Buna ne diyoruz abi? Buna 24 lira diyoruz abi. 24 bin lira pazarlığı var. Tabii pazarlığı var. Baskül satacağım mı burada? Canlı baskül satıyoruz 30 milyon. 30 bin lira. Evet. Devletin açıkladığı şey fiyatı. Evet. Girdiler bu sene çok pahalı. Doğru. Yem 150-160 milyon. Bunlara saman 1,5 milyon. Bunlara harf atmışsın böyle satıldı mı bunlar? Şu mesela satıldı onlar. 7 tane sattık abi. 7 tane sattın. Bol bereketli olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bunu kaça sattın? Onu 22'ye verdik abi. 22 bin liraya verdin. Canlı ağırlık ne geliyor? Canlı ağırlık 800 kilo geliyor abi. 800 kilo. Yanındaki? Onu da 21,5'a verdik. O da 760 kilo geliyor. 760 kilo. Şöyle girelim. Girelim abi. Şu ak. Şuna ne diyoruz? Buna 19 diyoruz abi. 19 diyoruz. O birini sattık. Onu sattın. 18'e. Oo, burada ağa babalar var böyle ya. Evet maşallah abi. İyi evet. Bakmışsın ya. Çok güzel. Burada var abi. Bunu kaça sattın şunu? Bunu 18'e sattık abi. Bunu 18 bin liraya sattın. Çok güzel abi. 18'e sattık. Buranın pazarı biraz daha satışlar iyi gibi geldi bana. Yok abicim mal iyi olursa bak bunu sattık abi. Bunu kaça sattın abi? Bunu 23'e verdik abi. 23'e verdin. 800 var herhalde. 830 kilo. 830 kilo. Maşallah abi. Bu koca olan yorulmuş. Evet. Şunu sattık abi. Şunu mu? Evet. Bunu kaça sattınız abi? Bunu 23'e verdik abi. 23,5'a. 23'e verdik. Evet. Mühye'ye geldiği zaman girişte kaç numara burası? 81 numara. 81 numara. Mühye'nin en iyi pazarı burası. En iyi mal, kaliteli mal burada. Ben 12 senedir buradayım. Her sene 55 tane mal satıyorum burada. Maşallah. Ben geçen sene gelemedim. Şimdi geldim. Çok izleyicilerim, takipçilerim çok istedi. 11 senedir buradayım. Eyvallah. 11 sene. Maşallah. Bol satışların olsun tamam, abi. Çarşı pazarınız da bol olsun. İşiniz gücünüz az gelsin. Yazıyı da çek abi bir. Tamam çekerim abi. Sıkıntı yok. Evet. Çek abi. Pozu da veriyor abim. Hadi görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Günler abi. Eyvallah. Arkadaşlar Ardahan Göreli bir kardeşimiz de gelmiş buraya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? Teşekkürler, siz nasılsınız? Valla Göle'nin ekmeğini suyunu yedim. Göle yazısında görünce durdum. Allah razı olsun, sağ olun. Nasılsın, iyisin? Teşekkürler. İsim ne? Halit. Halit abim. Göle'den mi getirdin yoksa bu Ankara'da böyle çiftlikte besleyip? Aynen öyle, Ardahan'dan aldık. Ha. Geldik burada besledik, getirdik. Evet. Şu taraf düve. Evet. Bu taraf? İki taraf da düve. Ha, iki taraf da düve. Evet. Bu doğum yapmış mı? Yok, doğum yapmamışlar. 2 yaşını yeni doldurdu. 2 yaşını yeni doldurdu. Kapağını attı diyor. Evet. Kaç, ne diyorsun ayakta satış fiyatı? Valla şuna 16,5 falan diyoruz da 15-15,5 falan var ara veririz yani. Vereceksin. Canlı ağırlık ne geliyor şu anda bu? Canlı ağırlık şu anda bu 535-40 kilo var. Evet. Dana kadar olmuş ya maşallah. Evet. Şuna da bakın arkadaşlar. Gel Halit abim. Buna ne diyoruz? Buna aynı fiyat diyoruz abi. Buna da aynı fiyat. Ya aşağı yukarı aynı. Hepsi aynı diyorsun. Evet. Peki baskül fiyatım var mı? Belirledin mi? Değişiyor. 26-27 aralar. 26-27 olur diyorsun. Evet. İnşallah satarsın abim. Teşekkürler sağ olun. Bu kadar emek harcıyorsunuz sonunda. Sağ olun. Allah kurbanda da bitirir gidersin. İnşallah. Çarşı pazarın bol olsun, işin gücün az gelsin abi. Teşekkürler, sağ olun, kolay gelsin. Sağ ol. İşte, şimdi bu sokağa girdim ama buraya girmeden önce Ali abim var, takipçimmiş benim. Onunla birlikte çadırına gidiyoruz. Kaç hayvan var?
39 tane. Tamam bakalım. İzleyicilerimizle paylaşalım. Havası çok güzel. Çadırların kuruluşu güzel. Belediye de hizmet veriyor. Evet. Görünüyor yani. Yani hizmetin olduğu belli. Ali abinin çadırına geldik. No 47. Mühiye'de 47 numarada Ali abimiz. Takipçimiz. Bütün bir yıl boyunca beni takip ediyorsa ben de gelip takipçimin yani malını tanıtmak görevimiz. Şöyle yatıyor abi maşallah. Bu kaç kilo? Yatınca bu, ben kiloyu çözemiyorum da. 800 kilo ağırlığında. Koca olan biraz zor kalktı. Evet. 800 kilo ağırlığında. 400-450 kilo. Kafkas et verir. Verir. Fiyat? Fiyat 20 bin lira diyoruz. 20 bin lira. Çok da uygun pazarlığı da var. Şöyle yan tarafa geçelim öbürlerine de evet, bakalım. Şöyle bakalım. Baskül fiyatın yani devletin belirlediği gibi 30 mu? 30. Devletin belirlediği gibi baskül fiyatı 30. Ama gelene de kırma yani. Gene de şey yapıyoruz. İkramın olsun. İkramımız oluyor illa ki. Geleni hiç şey yapmıyor. Şunu yok bakayım. Şuna ne diyoruz? Buna 16 diyoruz. 18. 16. Geçiyor işte böyle. Öyle gidiyor. Hayvanlar, bunlar biraz daha kilo düşük. Evet kilo düşük. 39 tane hayvanımız var. Değişik değişik. Şunlara ne diyoruz bu sıradakilere? Bunları 16'şar lira böyle. 16'şar lira. 16'şar lira. Hepsi kapaklı danalarımız. Kurbanlık. Dört dörtlük. Evet arkadaşlar. Yani kapak konusuna dikkat edin. Evet. Fiyatı düşükse birazcık şüphelenin. Çünkü hakiki kurbanlıklar belli olmalı. Baksana ya. Bak, oh maşallah. 4 yaşında dana. 4 yaşında kız. Ben bunları çüte koşacağım. Ceylan gibiler. Ceylan gibiymiş. Evet Ali abimizin çadırındaki hayvan fiyatları da bunlar. Evet. Kaldıracak. İlla kaldıracak. Kalk. Görsün ya. Takipçilerimiz hep görsün. Biz takip ediyoruz. Sen takipçilerini de görsün. Nasıl bir hayvan oldu. Ben yaşlanacağım. Ben öleceğim. Evet. Gelecek, Amasya şöyle. Gibi bir yerden çıktı geldi. Hah. Amasya malı belli zaten. Amasya'dan Ankara'ya geldik biz. Ankara'da satış yapıyor şu anda. Amasya. Yerli ırk hayvanlarımız bunlar hep. Evet. Yerli ırk. Ben... Bir çiftlik açtım kendi gücümle, kendi şeyimle. Bu işi becerebilecek inşallah oğlumla birlikte yapıyoruz evet. Biz bu işi. Yakışıklı da burada. Evet. En çok onun emeği var bunlarda. Gençler daha çok çalışması evet, lazım. Evet. Yani sana yardımcı olacak tabii bütün muhakkak. Bütün gençlere de öneri yok. Ağırlık versinler böyle şeylere. Öneriyoruz da birazcık sorunlar var. Onlar da halloldu mu daha da güzel olacak evet. Ali abi. İnşallah öneriyoruz. Yani böyle şeylere şey yapsınlar. Her zaman dediğim gibi çarşı pazarın bol olsun, işin gücün rast gelsin, bütün kurbanlıkları sat, eve mutlu, huzurlu, güler yüzle git abi. Sağ olun, çok çok teşekkürler. Eyvallah. Eliniz ayağınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Ardahan Kayaaltı köyünde geldim şimdi. Abi. Buyur abim. Geçen sene Göle'ye geldim. Evet abim. İki tane köy çektim. Kurbandan sonra geleceğim, yaylaları çekeceğim inşallah. Abi bizim yaylaları da çekersin. Heh. Şu hayvan... Şu hayvan abi şu anda buna 18,5 istiyoruz. 18,5 istiyoruz. Evet. Canlı yani, kilo ne geliyor? Canlı kilo 650 kilo abi. 650 kilo. Evet. 650 kilo canlı. Baskül fiyatın ne senin? Abi baskül fiyatımız 28. 28. 27 mi çok bu arada. Mühiye'de 43 evet. Numarada. Evet 43 numara abi. Düğeler mi de var abi? Düğelere ne diyoruz? Abi düğelere biz 12 çekiyoruz abi bunlara. 12 bin lira evet, diyorsun. 12, 11'e vereceğiz abi. 11'e vereceğiz. Evet. Peki düvede baskülün fiyatı ne? Abi düvenin baskül o da 31. 31. Evet. Şunların fiyatları ne? Bunlar fiyatları. Bak. Kaldırma kaldırma. Kaldırma kaldırma tamam tamam. Baksın ya. Kameraya. Gel Ardahan malını görsünler abi ya. Gölen malını görsünler. Hah.
sarı yaralar. Buna ne diyoruz? Abi buna da 11 diyoruz abi. 11? Evet 11 diyoruz. Evet. Şuna? Şuna da 11 diyoruz abi. 11 diyoruz. Aynı eşit. Şu karabağ. Şu tane 19 diyorum abi. 19? Evet 19 diyoruz abi. Şöyle geçelim. Bunun sanki sağ ön ayağı birazcık sakat. Biraz şey abi. O arabada indirdiler düşürdük abi. Bu düğüye ne diyoruz? Abi buna da biz 10 diyoruz abi. 10 diyoruz. Evet. Abi inşallah satarsın i̇nşallah çadırından mal kalmaz. Saygılar abi. Kolay gelsin diye sağ ol. Allah razı olsun. Aytekin abi hoş geldin. Oo hoş bulduk. Nasılsın abi? Bir takipçimiz daha çıktı. Oo Aytekin abi sen hayranınız ay biliyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyiyim ya elhamdülillah. İşte böyle Allah sağlık saat verdikçe çekmeye geliyoruz. Çadırında bayağı uzun ha. Evet abi. Uzun ama kaderi güzel olsun Aytekin abi. Evet kaderi güzel olsun dediğin gibi. Gel onu. Hayvanını bağla konuşalım bakalım. Mehmet abiyle konuş ben geleyim Aytekin. Sen konuş sen ne konuş? Mehmet abi hem danışman aynı hayvancılık da yapıyor. Nerede yapıyor? Yani burada da. Evet. Asıl çiftliği yerin neresi? Değil. Kızılay. Kızılay. Çiftliği mi? Diyor. Sincar Cimşit. Ta Cimşit'te de pazarla geldim buraya kurdun. Evet buraya kurdum abi. Ben bu adamı seviyorum. O da beni seviyormuş bak. Ondan dolayı geldim. Birbirimizi sevelim abi. Evet. Yani. Sevmek güzeldir. Evet. Buranın pazarı da temiz. Bizim mahallemiz burası olduğu için buraya geldim. He. Hah. Ona zinciri bağlamaya çalışıyor. Evet. Ama iyi bağla ha. Hah. İyi bağla. Şimdi müsaitsin konuşuyoruz mu? Müsaitim. Hadi evet, bakalım. Bir su vurayım Aytekin abi. Hadi. Tekrar Aytekin baba rezilliğimizi çek. Emek harcamadan, alın teri dökmeden bir şey kazanılmıyor biliyorsun çok yani. Abi. Emek harcamadan yemek olmaz Aytekin abi. Yani. Aynen öyle. Sen nereden geldin? Ankara Çubuk. Çubuk. Evet. Kaç hayvan getirdin? 65 bura. 40 da bura 100 hayvan getirdim Aytekin abi. 65 burası. 40'ta da şurası. Fiyat alalım gel izleyicilerimizle şöyle. Şimdi şunu soralım. O da ne Aytekin abi 14.000 lira istiyor. 14.000 lira istiyoruz. 14.000 lira. Ama biterim 12 Aytekin abi. İstemesine bakma sen. Sen biterine bak. Tamam. Sen iste. Kaç numaraydı çadır? 38-39. Buradaki biteri söyleyeceksin tamam ha, o zaman. Biter, hadi ha. Bakalım delikanlı bırak gibi. Bırak onu delikanlıca valla. Şunu soruyorum. Hangisi bu mu? Onu. Abi bunun biteri 10 kayma. 10 kayma. 12 diyoruz biteri 10. Tamam. Ha. Şeyi? Neyi? Kilo? Ne gelir? Abi kilo ne gelir? 380-400 bandına canlı gelir. Şimdi kalkıp yalan söylemenin bir anlamı yok. 450-500 lira. Artı eksi 5 oynar yani o sorun değil. Aynen öyle. Şöyle şu taraftakilere de bakalım. Ha buraya da bak. Buna ne diyoruz? Abi onun biteri de hemen hemen 10.5 falan. 10.5. Yan tarafa gelelim. Çünkü hayvan çok. Aynen ne kadar öyle. Fiyat alırsak. Abi o da biteri 11. Aytekin abi. He. Evet. Şu. Hangisi Aytekin abi? Şu. Abi onun biteri 8.5. 8.5. Şöyle sona doğru da gidelim. Abi, tabii. Baskül fiyatı belirledin mi yoksa böyle ayakta satış? Baskül ayak millet aldı mı vallahi 25'e de geldi. Yani. Ama piyasası 30-32 lira. O civarda gidiyor. Tamam. Bunu satmışsın herhalde. Ha onu verdik acaba. Kaça verdin abi? Abi bunu 15'e verdik. 15'e verdim. Maşallah. Diğer çadıra da gidip bakalım. Tabii gel. Olur mu? Gel Aytekin abi bakalım. Neden? Bunu şişirme yapıyor ama şişirmeye gerek yok. Sonunu söyleyelim millet gelsin. Müge'ye geldiği zaman. Çadır numarasını bir daha söyleyelim. Tabii 38-39. 38-39'a. Erzurum Ağrımalı. Gelsin bekleriz. Gelirler. Heh. Bizim Çadır abi ekonomik paket. En uygunu bizde burada. Şimdi bunu söyleyelim. Hangisi abi? Baştakini. Abi buna 16 diyoruz bunun biteri 14. Aytekin abi. 14'e biter. Heh. Bak bu yanındaki 12'ye biter. 11.5'a biter. Bak dün bunu verdik. 13.300'e. Bak bunu. 13.300. Hı hı.
Hayvan da şu arkadaşlar. Evet. Şu yanındaki de hemen hemen 11.30-12 arası bandında pazarlı biter. Evet. Bak bunlar da. Bunlar kaça biter? Abi bu da 12.30. İkisi de hemen eş bandında. Aynı yani. Çünkü eş de. Yanındakiler 10. 9.30, 10.30. Şunlar biraz abi daha bunlar ufak. Bunlar hep 2 kişilik. He. 2 kişilik. Evet. Bunlara ne diyoruz? Hep apaklı. Abi bunlara da yani 7.30 diyoruz. 7'ye kadar tabanımız mevcuttur. Tamam. Hep 2 kişilik uygun yani. Bunlar da hemen 120-130'er kilo eti garanti. Garantili de verebiliriz. Yani. Heh. Ne kadar temiz. Oo. Yani şak şak söyledi kardeşim. Aynen öyle. Vallahi hep sonlarını söylerim. Biterlerini. Bak zaten verdim bak. Gel Mehmetler bak Musa. Bak şunu verdik. Bak. 7.300'e. Dur. Hı. Bak. 7.200'e evet gitmiş abi. Arkadaşlar. Satılmış. Şunu verdik abi bak gel. 7.500'e. Bak. Zaten üstüne harf varsa tamam. Evet, boyalılar zaten satılanlar abi. Bunu da o fiyata verdin. Aynen öyle arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Ne demek abi ben teşekkür ederim. Mühiye'ye geldik mi? 38-39. Aynen öyle. Erzurum Ağrı Yaylamalı. Eyvallah. Çarşı pazarın bol olsun. İşin gücü rast gelsin. Allah razı olsun ayaklarına sağlık. Gülerek sevinerek git abim buradan. İnşallah inşallah. Tüm milletimiz adına inşallah herkes satar. Mutlu mutlu evlerine gider. Eyvallah. Heh, tek temennimiz odur abi. Görüşürüz. Sağ ol abi görüşürüz. Nereye? Arkadaşlar burada da bir Amasya'dan gelmiş abimiz var. Şöyle hayvanlarını bir çekeyim. Kendisi bir çay yapıyor. Gelir şimdi yanıma. İsim ne abi? Muharrem. Muharrem abi. Evet abim. Muharrem abi. Şu düveye ne diyoruz? Abi bu düveye 9 lira diyoruz. 9 lira diyoruz. Şöyle evet. Yakışıklı abimiz de çıksınlar. Arkada kalıyor ama bu sefer kaçamaz benden. Çekerim. 9 lira diyoruz. Yanındaki şu tosuna ne diyoruz? Buna satıldı abi. 12 liraya onu verdim. 12 liraya sattın. Evet. Şöyle şuraya gelelim. Şuna ne diyoruz? 11 lira diyorum. 11 diyoruz. Canlı ne gelir? Canlı 300-350 o civarda bir şey. Yani. Tartmadım. Evet. Şuradaki de biraz daha kaba. Evet. Bunlara ne diyoruz? 14'er. 14'er. Paskül fiyatın senin de aynı mı? 30 mu? Burada paskülümüz yok. Sende yok. Yok. Tamam. Bende değil. Pazar yerimizde paskül tamam. Yok. Söyleyenler var. Hani tartın mı diye şey yapıyorsun sen. Fiyat? Şey yok. Tartmak için. Tamam. Hani o olsa paskül fiyatını söyleyeceğim. Paskül fiyatını söyleyeceğim. Ama olmadığı için söylemiyorsun anladım. Çadır numaran kaç? 35. Var ama 35. Benim plakayı bulmuşsun 35 İzmir. Bu da oğlu. Buna yatağı böyle var ya işte. Bizim köşk. 4 yıldızlı otelde bile böyle yatak yok vallahi. Amasya'dan geldin, gurbettesin. Evet efendim, bir haftadır buradayız. Sesin de güzel herhalde. 15 gün daha bekleyeceğiz. Sesin şöyle güzel herhalde oturayım. Senin yani böyle bir... Az bir dörtlük söyleyeyim sana ben. Hadi söyle bakalım. Şöyle oturayım da. Ben de oturayım. Otur buyur. Çay yapılana kadar. Ağzımın içinde göre yanık bir türkü. Kayanın dibinde oyoy, kayanın dibinde oyoy, mal mı yayılır oyoy, mal mı yayılır oyoy. Döşeğin üstünde oyoy, döşeğin üstünde oyoy, nar mı soyulur oyoy, nar mı soyulur oyoy. Bir kere öpmeynen oyoy, bir kere öpmeynen oyoy, yar mı sayılır oyoy, yar mı sayılır oyoy. Terme ağzına sağlık. Sizlerin de ayaklarına sağlık efendim. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Görüşürüz inşallah. Bütün malını sat abi. İnşallah cümlemiz. Bütün pazar yeri. Eyvallah. Arkadaşlar Mehmet abim de dedi çayı yapacağım dedi. Çayı içmeden gitme sakın dedi. Ben veririm sana çakmak şimdi dur. Çaya hayır demem abi. Evet çay yapalım çay içelim. Sağ olsunlar buraya geldim. Bu kantinde iki tane bayan var. Bana Hanım falan. Bir de Türk kahvesi yaptılar bana var ya. İlk defa ben pazarında Türk kahvesi içtim. Şöyle çadırın arkasına doğru da gidiyorum. Çadırların daha doğrusu.
şuraya baktım. Oh, yemişler her taraf. Küçük başta varmış da onları da arkada dediler geleyim hemen. Buradan da bir fiyat alalım. Küçük baş kesecek arkadaşlar istiyorlar, soruyorlar. Diğer taraftakiler daha kurulmadı, gelmedikleri için buradakini paylaşalım. Bir tanesi şuraya sıkışmış. Selamun aleyküm. Aleyküm abi. Nasılsınız, iyi misiniz? Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Tamirat, tadilat var ha. Aynen abi. Nereden geldiniz? Biz Ordu'dan geldik abi. Ordu'dan. Aynen. Ankara'da ordulu bir küçük başçı kardeşimiz. Bir yandan çalışalım, bir yandan konuşalım. Aynen. Son abi şey yapayım. Koçlara ne diyorsun? Koçlar, Karadeniz koçları abim de. Tamam. Koçları. Tamam. Fiyatın evet. Kaçtan başlıyor, kaçtan kaça kadar var? Uğur Bey. Uğur Bey. 3500 kadar var abi. Kaçtan başlıyor da 3500'e kadar? 2500. 2500'den başlıyor, 3500'e kadar koçlar var. Abi yemin çoğulmuş 200 lira. Yani. Eti kilo olmuş 100 lira. Nasıl vereceğim? Dediğim fiyata vereceksin ama alıcılar da çok pahalı diyecek her zamanki gibi. Pahalı diye almayacak abi. Yani. Gerçi bunu kurbanlık yani bu. 3'e 5'e bakmayacaksın ama biraz da cebe bakmak yani gerekiyor. O ayrı abi. Bir şey. Ağırlıklar ne gelir bunların normal ortalama böyle fiyat söyledik de mesela 30 et olarak. Et olarak ha. Canlar olarak 60. 60. 60'ı geçen de vardır. Vardır canım, şu şuralarda var. Sana kolay gelsin. Eyvallah. Abi, yoğunsun. Görüşürüz tekrar inşallah. Tamam. Bakamadım, çalışıyorum. Çalış çalış. Emekçinin yanındayız. Her zaman abi. Burada da var. Kuzu kuzu ne? Şunları da bir girelim, öğrenelim. Burada küçük bir satıcı arkadaşımız var diyelim. İsmin ne senin bakayım? Söylemiyorum ismini. Tamam, söyleme. Gel o zaman bunların fiyatlarını söyle. Kaçtan başlıyor, nasıl başlıyor? Bu senin kuzuların bunlar. Evet. Kaç paradan başlıyor? 800'den başlıyor, 1000'e kadar gidiyor, 1,5'e kadar. Evet. Büyük biri olsaydı ona da öğrenirdik. O da biliyor zaten. İnşallah satarsın abim. İnşallah. Hadi görüşürüz. Kendine dikkat et. Hadi görüşürüz. Tamam. Selamun aleyküm. Nereden geldiniz abi? Yozgat'a geldim. Yozgat'ın neresinden? Sorgun. Sorgun. Her ay gittiğim pazar Sorgun. Evet. Şu yatana ne diyoruz abi? Yatana 21,5 diyoruz abi. Canlı kaç kilo? 850 kilo. 850 kilo. Baskül burada olmadığı için baskül fiyatı vermiyorsunuz. Şu yatan? O yatan da 450 kilo. 450 kilo. Fiyat? Fiyat 12 lira. 12 lira. O satıldı yani. Satıldı. 12 bin lira gitti yani. Bu sıra? Bu sıra 13 ay fiyatı. Evet. Bunlar da sevgili olmuş ya. Evet. Evet, düzeltelim onları da. Ne olur ne olmaz. Hayvanlar. Sarı içeceğiz, sarı içeceğiz. Kolay gelsin size abi. İnşallah satarsınız. Şöyle çayımız oldu. Şu tavşan kanı. Mehmet abim de yakışıklı böyle. Allah razı olsun. Onu demeseydim iyiydi. Neyi demeseydim? Yakışıklı mı? Evet. Arkadaşlar çayı içtik. Ondan sonra Mehmet abinin mallarını da tanıyalım. Mehmet abi senin çadır numaran kaç? 40 numara abi. 40 numara yazmıyor, soruyorum o yüzden. 40 numara burada abi, yazıyor.
Ya yere yazmışlar abi. Ya yere kim bakıyor ya? Burada hep yere. Belli de olmuyor. Evet. Saman renginde. Evet. Şimdi evet abi. Şu yatan kaç kilo, kaç para diyorsun? Abi bu yaklaşık 300 kilo gelir. 300 kilo gelir. Evet. Aa, kalktı bak. 11 diyorum abi. 11 diyoruz. Evet. Pazarlığımız var. Var abi pazarlığımız. Evet. Bu da aynı aşağı yukarı gelir abi. Onun da fiyatı evet. Aynı. Biraz yemek yediler ya, ondan kalkmıyorlar. Yani. Dinleniyorlar. Şu ayaktakileri sorarız ya, sorun evet. Değil. Şuna ne diyoruz abi? Abi buna 8,5 abi. 8,5. Evet. Şuna? Şu yerdekini sattım abi, 7,5'a verdim. Bunu 7,5'a verdim. Evet. Şu ayaktaki? Bu 8 diyorum abi. 8 diyoruz. Evet. Maşallah. Yani 3 ise rahat girer ona. Evet abi, evet. Şu başta yatan? Başta yatan abi, onu da 8,5 diyorum abi. 8,5 diyoruz. Evet. Evet Mehmet abi. Şu ayaktaki ne? Abi buna 14 diyorum abi. Bu 500 kilo gelir. Evet abi. Şu simantele de bakalım. Buna ne diyoruz? Bu baş, buna mı diyorsun abi? Şuna. Buna 12 diyorum abi. 12 diyoruz. Cins olduğu için abi. Yani. Evet. Bir de şu başta var kocaman. Buna? Abi buna 14 diyorum abi. Buna 14 diyoruz. Bunu canarlık tarttın mı? Yok abi, tartmadım bunu. Tamam. Yaklaşık 450-500 kilo gelir abi. Evet. Mehmet abi çay için teşekkür ederim. Afiyet bal şeker olsun. Arkadaşlar beklerim. 40 numara Mühye'de gelin, malları görün. Malları şeyden getirdim abi, Mardin, Midyat'tan getirdim, beyaz sudan. Evet. Hani ben daha önce öyle bir yer görmedim. Türkiye'de öyle bir yer var mı diye sorarsam herkes tavsiye ederim. Gidip görsünler oraya. Tabii diyorsun. Bak, tabii. Musa bin yolunda Beyaz Su diye bir yer var. Yayla. Çok güzel bir yer. Bak ben de gideceğim oraya, evet. Merak ettim. Hani tavsiye ederim, sen de git abi. Tamam. Görüşürüz. İnşallah hepsini satarsın abi. Allah'a emanet abi, kendine iyi bak. Allah razı olsun. Hayırlı günler abi. Sağ ol. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Takipçim. Onu çekmezsem içime dert olur. Nereden geldin abi? Teşekkür ederim. Amasya'da. Amasya. Bu pazarda Amasyalı çok ya. Genellikle Amasya çok. Yani. Şimdi. Kurbanlıklarımız var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Titanik gibi. Yani. Randımanını almış. Şöyle. Buna ne diyoruz abi? Buna 22 diyor. 22. Gelmeden tarttın mı? Tarttık. Kaç? 750 kilo. 750 kilo. Bunun yanındaki de aynı. Bu da düve. Aa düve. Bu nasıl bir düve abi ya? Düve işte. Boğa gibi. Bunlar ekiz. Ha. Kardeş bunlar. Anladım. Bir de şey diyorlar. Mesela inek doğum yaptı. İkiz doğurduğu zaman biri dişi biri erkek olmazsa o dişi şey yapmazmış. Olmazmış yani. Aynen. Oraya da gelmiyor. Ha. Tozun da çıkmaz. Bir yani. Erkek bir dişi olduğu için ne doğum yapıyor ne de bu tozun ineği oluyor. Yani. Olmuyor. Bu düve ne diyoruz? Bu düveye de 17 diyoruz. 17 diyoruz. Yanındaki ne? 15 diyoruz. 15 diyoruz. Şöyle bu tarafa doğru küçülüyor. Evet. 16, 14, 15 öyle gidiyor. Bu? Buna ne diyorsun abi? Bu 14 diyor. Buna 14 diyor. Yatanlar? Onlara da 14,5 diyoruz. 14,5 dedik. Şuraya geldik. Burada da böyle küçük bir düvemiz var. Buna ne diyoruz? Ona da 9 kağıt dedik. 9 kağıt. Pazarlık var. Var, pazarlık payımız var. Yani. 10'er lira dedik şöyle. Bunları da 10'er lira dedik. Abi inşallah satarsın. Amasya'ya i̇nşallah. Böyle yüzün gülerek gidersin. Teşekkür ederiz inşallah. Kendine dikkat et. Beni takip etmeyi, beğenide bulunmayı, yorum yapmayı unutma bak. İnşallah. Takip ediyorum Aytekin abi. Takip ediyorsun. Allah razı olsun. Görüşürüz. Güle güle. Ha, bir genç türkü çığırıyor bak. Fene yıksı bir aleti taktımız. Gülmek bize ahiretteymiş nazlı yar oy. Gülmek bize ahiretteymiş nazlı yar oy. Gülmek bize ahiretteymiş nazlı yar oy.
Oy 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 kadersizim oy. Oy 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 kimsesizim oy. Oy 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 bahtı karalım oy. Oy 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 başı belalım oy. Abim bile geçiyordum türküyü duydum vallahi yanaştım. Tanıyalım seni ya. Ben Amasya Mercifonlu Emrah Aydın. Hoş geldin diyelim. Hoş buldum, teşekkür ederim. Ankara, Çankaya bölgesinde kurbanlık pazarında kurbanlıklarımızı getirdik. Yani dertlenmişsin bak ya. Aynen. Satamadın mı, ne yaptın? Yok, Allah'a şükürler olsun. Keyfe geldin o zaman. Aynen, keyfe geldim. Kurbanlıklarımızı iki gündür geldim. Bir 10 tanesini falan sattım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bir de biz fiyat alalım ya, ne olacak? Mesela şu... Şuna ne diyorsun? Şuradaki kurbanlığımıza 14 TL diyoruz. 13 bin lira işte 12.500 TL'ye satıyoruz. 500-520 civarında gelir herhalde kilosu. Aynen 500-520 civarında gelir abicim. Yani. Siz da... bu işi biliyorsunuz abim. Gerçekten. Yani sizler sayesinde öğreniyoruz diyelim. Teşekkür ederim. Bizle birlikte takipçilerimiz de öğreniyor. Yani sağ olsunlar. Onlar da takibi bırakmıyor. Şöyle şu alacağı ne diyorsun? Kaç? Fiyatı ne? Ona da 14 TL diyoruz. 14 TL diyoruz. Hı hı. Şuna? Bunu sattık biz. Sattık. Kaça sattık? 15'e verdik. 15'e verdik. Öbür tarafa da bakalım bir. Bak bunu da satmışsın. AÇ yazıyor. Biraz önce bunu sattık. Alıcısına hayırlı olsun kurbanda. Hayırlısıyla kesmek nasip olsun. Şöyle şuna. Bu daha alıcısını bekliyor. Ne diyoruz buna? Buna da 15.500 diyoruz işte 14.5 gibi 14.5 falan satmayı düşünüyorum. Yani senin çadırda fiyatlar 14-15 arası. Aynen. Çadır numara kaç ya? Burada hep... 50-58 numaralı çadır. 50-58 numaralı çadır. 58. Böyle dertli türkü çığırma vallahi bak insanlar hüzünlenir yani. Kendine dikkat et, görüşürüz. Çok sağ olun Aytekin Bey. Sizi devamlı izliyoruz. Allah razı olsun. Sizden biz memnunuz. Güzel şeylerimiz var. Beğenilerek izliyoruz. Allah razı olsun abi. Sizler sayesinde biz varız zaten. Teşekkür. Seni de böyle paylaştık. İnşallah kurbanlığı böyle hepsini satarsın. Güle, eğlene gidersin. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Haydi işler. Takipçisiyim. Merhaba. Gökhan. Gökhan. Hatırladın mı? Gökhan Günler. Ha tamam. Teşekkür ederim. Mesaj atmıştım size. Ha. Şeyde sabah ben biraz erken geldim. Mesajlara da yani tekrar dönemedim. Şimdi bir yarım saat daha buradayım. Ondan sonra Etimeskut Pazarı'na gideceğim. İnşallah. Siz ne yaptınız? Aldınız mı? Bakıyoruz abi. Bakalım. Hayırlısı. Kaç lira fiyat arasında bakıyorsun? 19-20. Yani. O civarda bayağı var. Yani. Şimdi geldik arkadaşları çekecektik. Böyle şu hayvanları güzel hoşuma gitti yani bir sorayım dedim. Dünkü, o sırada dünkü de çok güzeldi. 10 numaraydı. Abi. Dünkü Bağlum Pazarı mı? Evet, Bağlum Pazarı. Orada Ömer var, Bağlum. Oktay var. Bağlum'a da gitme durumumuz da var. Fiyatları bak, bak, geçmeyin. Buyurun abi. Oraya gidersen 11 12 numara çadır. 3 kişi. Ömer. Oktay'ınki 19 herhalde. Selamını ver. Kafadan 500 düşüyor. Biraz daha konuşursan 1000 lira düşerler. İnşallah abi. Yani burada beğenmedin oraya git. Onların nasibi artık ne oradaysa oradan alırsın. Tamam abi. Şimdiden Kurban Bayramımız mübarek olsun. Görüşürüz. Eyvallah. İçeriden bak. Görüşürüz. Gel abi burada yardım göreyim gel. Abim nereden geldiniz? Gölbaşı. Ankara Gölbaşı. Ankara Gölbaşı. Maşallah diyelim hayvanlarınıza. Sağ olasın abi. Buna ne diyoruz? Ne istiyoruz? Ona 21 istiyoruz abi. 21 istiyoruz. Canlı ağırlık gelmeden tarttın mı? 800 kilo civarı. 800 kilo. Yani. 88 civarı. Genelde yukarıdan aşağı doğru kilolar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çadır numaranız kaç? 55. 55. Bunu böyle gördük. Bir de hemen baştakini. Bunlar da ham düvelerimiz. Evet, düveler. Bunlara da 14'er diyoruz. 14'er dedik. Arkaya doğru fiyatlar düşüyor herhalde. Aynen. Arkaya doğru 10 liraya kadar düşüyor. Anladım. Abi inşallah satarsınız. Yüzünüz gülerek gidersiniz buradan. İnşallah. Eyvallah.
bizim güllece kalmadı evlerim. 400 lira para sürüyor şu an. 400 lira. Biliyoruz abi. Buyur abi, gel içeriden bak. Burada güzel bir bağımız var. Nereden geldiniz abi? Kars'tan. Kars'ın neresinden geldin abi? Merkez. Merkezden. Sizin merkeze 3-4 kere geldim, çekim yaptım. Ayrıca Kars'ta mal almak için yönlendirdiğim bir arkadaşım var. Çok arkadaş ondan mal aldı. Aziz Bey Hayvancılık, Melik Güven, ona selamlarımı da söylüyorum buradan. Aleykümselam. Buna ne diyoruz abi? Buna 24 diyoruz. 24 diyoruz. 800-850 gelir mi? 970 kilo gelir. Hadi ya, bilemedim ha. Yaylım hayvanı yani. Evet. Yani sıkı, bayağı sıkı maşallah. Evet. 970 kilo. 970 kilo. Evet. Burada baskül vermiyorsunuz, ayakta satış. Yok, öyle satıyor. Evet. Yanındakileri de sorsam abi hemen. Şu yanındakine ne diyorsun? Buna 19 diyor. Buna 19 bin lira diyoruz. Canlı ağırlık? Canlı ağırlık vermiyoruz yani. Piyasa 32-35 arası. Hayır, ayakta satış fiyatını soruyorum. 19 dedi. Ha, 19. 19 bin lira satış fiyatı. Buna ne diyoruz abi? Buna 16,5. Buna 16,5 dedik. Abi inşallah satarsın. Teşekkür ederim. Kars'a da sevgiler, saygılar. Sağ olasın. Eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Nereden geldin abi? Ankara Şerefli Koçhisar. Şerefli Koçhisar. Ankara malı bunlar yani. Evet abi. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara 12 diyoruz abi. 12. 12. O abi. Şöyle bakalım, gel. Bak abi. İsim neydi senin? Halil Yıldız. Halil Yıldız. Kaç numaralı çadır? 74 abi. 74. Şerefli Koçhisar. Evet. Şuna ne diyoruz abi? Ona 11 diyor. 11. Buna ne diyoruz? Ona da 11 diyelim. Ona da sizin 11 güzel aklınızı. Eyvallah. Bak. Ona 12 diyoruz. Siyah. Yani randımanını almış herhalde. Tabii, belli randımanını. Zaten. Kemik oranı az olur onlarda. Evet. Şöyle geldik. Şunlara ne diyoruz? Onlara 11,5 diyoruz. 11,750 diyoruz. 11,750. Beyefendiye 12 diyoruz. Buna 12 dedik. Evet. Meraklı meraklı da bakıyorum aşağıdan. Düvelere ne diyorsun abi? Düveler 10,5, 17,750, 12,750, 9,5. O arada değişir abi ya. 7,750'ye kadar düvemiz var. 2 kişilik, 3 kişilik. Maşallah. İnşallah gelirler, senden mallarını alırlar, kurbanlıklarını i̇nşallah keserler. Abi, i̇nşallah. Yani herkese, bir bize değil. Herkese, doğru söylüyorsun. Yani bu kurban işi sürekli olan bir iş değil. Doğru. Nasip işi yani. Nasip. Şimdiden çarşı pazarın bol olsun, işin abi, gücün rast gelsin abi. Abi sağ olasın. Eyvallah. Herkes bakıyor ama şu anda alan pazarlık göremedik daha. Şuna ne diyorsun fiyat? 19 abi. 19. Pazarlığımızda var. Pazarlığında var. Adın ne senin bakayım? İsmail abi. İsmail. Nereden geldin? Amasya. Ha, Amasya'dan. Hadi şunu da sorayım sana. O satıldı abi. Satıldı. Kaça satıldı? Satıldı. Onu bilmiyorum abi. Onu bilmiyorum. Evet. Şuna soralım. O da satıldı abi. Onun fiyatını biliyor musun? Ondan bilmiyorum deme sakın. O 17.250'ye satıldı abi. 17.250'ye satılmış. Hangisini? Kapaklı mı? Aç bakayım. Abim de çeksin o anı. Tamam. Kazmaları çıkmış. Abicim çadırın çok temiz. Hayvanların da kalite gördüm. İnşallah gelirler, senden mal alırlar. İnşallah. Tamam mı? Kendine dikkat et. Sağ olasın. Görüşürüz.
Pazarda iki yerde küçük baş var ama pazarın karşısında çiftlik var. Çiftlikte de adaklık, kurbanlık hepsini koymuş abim. Yani küçük baş almaya gelen burada bulamazsa karşıya geçsin. Hava da karardı arkadaşlar. Yağmur yağacak gibi. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam abi. İsim? Ali Tekin Demir. Ali Tekin Demir abi. Evet. Çorum'dan geliyorsun herhalde. Çorum abi, Boğazkale. Boğazkale. Sonlu Boğazkale. Baştaki çadır senin. Yani İkisi arkadaşlar pazara girdiğiniz zaman hemen evet. Başta bir burası var. Bir de yan taraf var. Yan tarafa da hayvan getirmemiş herhalde. Getirmedim, getireceğim. Hayırlısı diyelim abi. Evet abi. Fiyatları alalım. Fiyatlar abi 17, 18, 15. Şuna ne diyoruz abi? Buna 19 istiyoruz abi. Canlı ağırlık ne geliyor? 700 kilo. 700 kilo. Şuna abi şuna ne diyoruz? Burada 650, 675 şu ara geliyor abi canlı kilo. Fiyat? Buna da 18 diyoruz abi. 18. Şöyle girelim abi. Şu sıra hep büyükler. Evet abi. Bu sıra işte 17, 18 hayvanla göre abi. Şunu ne diyoruz abi? Buna 17,5 diyoruz abi. 17,5. Buna 17 diyoruz abi. Ona 16,5 diyoruz abi. Hayvanla dur, dur, abi. Dur, dur. Hızlı hızlı gitmeyelim. Şunu şey yapalım. Buna 16,5 diyoruz abi. 16,5. Evet. Arkadaşlar. Çorum'dan gelmiş abimiz. Abi. Çadır numaran kaçtı abi? 103. 103. 103, 104. İki tane. 103, 104. Evet abi. İki çadır. Yani randımanını almış hayvanlar. Evet. Maşallah. Hepsi kapağını atmış kurbanlık. Kurbanlık. Bu tarafta biraz daha şey. Biraz küçük bunlar. Küçük. Bunlara ne diyoruz? Bunlara şu da abi. Şu ikisine mesela. Bunun ikisine 30 istiyoruz abi. 15, 15. Şu var. Evet abi. Ona da 13,5 diyoruz abi. 13,5. Böyle devam ediyor. Evet abi. Kurbanlık alacak arkadaşlar gelsin. Abimizi bulsun 103 numara. Evet abi 103 numara. Yani pazarlara girdiğim zaman özellikle hayvanlara dikkat ediyorum. Hani size yayınladığım hayvanlar kapaklı. Hani randımanını almış, düzgün beslenmiş. Sahiplerinin de böyle satışlarında yani müşteriyi kırmayacak evet. Kişileri seçmeye çalışıyorum. Elimizden geldiği kadar. Siz de gelin. Abimizden alışverişinizi yapın. Kurbanlığınızı kesin. Diyecekleriniz bu kadar. Evet abi. Çarşı pazarın bol olsun. İşin gücün rast gelsin abi. Abi. Hayırlı günler. Hayırlı günler abi. Tekin abi. Evet tam gidiyordum. Buyur abi buyur. Bağırıyor bana. Aytekin abi. Aytekin abi. Geldim geldim. Abi, bak çay ya. İçiyor. Çay mı kola mı? Çay alırız abi şimdi şurada. Ha abi, canlı yerim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi hoş geldin. Hoş bulduk nasılsınız? Hamdolsun abi. Çok sen nasılsın? Elhamdülillah. Bu tarafları gezdim hiç şimdi. Sen ilk defa geliyorsun ha buraya. Buraya ilk defa geliyorum. Geçen sene de gelmedin. Bu sene çok istediler. Aynen. Dediler abi dediler orayı çek bir de. Mühiye'ye gel abi iyi oldu. Etimeskut Elvan kentte varmış şimdi oraya gideceğim. Ondan sonra Ankara serisini bitireceğiz. Ondan sonra İzmir kısmetse İstanbul. Oraları da çekeceğiz. Şehir dışı başlayacak. Her zaman biliyorsun yani yerimde durmam. İnşallah inşallah abi. Buyur abi mallarımız çek. Önce adını soyadını bilelim. Şimdi abi, sen beni tanıyorsun ama ben seni tanımıyorum. Benim ismim Burak Acar. Evet. Ben tanıdık arkadaşların yanındayım. Hayvanlar. Mert Koyuncu abisi. Mert Koyuncu'nun. Çubukluyum Aster. Heh. Malcılık işle uğraşıyoruz. Çok güzel. Buraya da getirmişsin hayvanlarını böyle. Hayvanlarımızı getirmiş. Gel fiyat alalım öğrensinler. Fiyat alalım. Aytekin abinin prosedürü şudur. Hayvanı göstereceğim. Canlı kilosunu, kargasını, cinsini, evet. İstediğin fiyatı. Onları tek tek evet. Aytekin abi bu şekil sorar. Yani. Şimdi mesela şuna bir örnek. Bizim kendi rızamızdan yetişme. Kapı malımız. Evet. Canlı baskül 450-470 kilo gelir. Evet. %55 randıman verse ne yapar? 230-240 kilo eti var, kafes eti. Yaylım hayvanları. Hı hı, fiyatı da diyelim. Buna 14 diyoruz abi. 14 diyoruz. Onu değil, şunu göster, şunu. Ona 17 diyoruz abi. 17 diyoruz. 17 diyoruz ona. Bunun kilosu da ona hemen hemen yakın. O, bu biraz daha yüksek Aytekin abi. Bu 550-570 kilo arasında. Evet. Şuna. Bunu 16,5 diyoruz arkadaşlar. 16,5.
Bu da hemen hemen ondan 20-30 kilo falan aşağıda. Hı hı. Şuraya dönelim. Şu ayaktakini. 15,5 diyoruz ayaktakini abi. Şöyle de yandan çekeyim. Buradan biraz karanlık oldu. Evet. Şu yatana. Bunu 18 diyoruz abi. Bu en büyüğünü biraz başa koymuşsun zaten. Aynen. Bu da var abi bizde olarak. Şunlar da var. Şunu diyelim. O da 18 diyor zaten abi. Bak kaldırıyor abim. Yukarı doğru. Kaldırma, kalkmıyorsa hiç zorlama abi. O da bir can, istirahat etsin. Şuna ne diyoruz? Buna da 17,5 diyoruz abi. 17,5. Ona 15,5 diyoruz Aytekin abi. Evet, en sevdiğim renk siyah beyaz, Beşiktaş. Evet. Beşiktaşlı mısın abi? Sen bana oğlum çayı vereceksin de ben. Abi çayı. İki elimde dolu şimdi yani. O zaman koyalım şuraya çekimi bitince. Abi. Yok yok, dursun alırız. Abi şuraya koy. Aytekin abi işi bitince. Şunun da fiyatını alalım. Buna da 18 diyoruz Aytekin abi. Kilo? Kaldıralım mı? Kalkar mı? Yok, kalkmıyorsa hiç şey yapma. Kalkar şimdi. Kaldırdı valla. Şöyle o. Evet, çayımız da geldi. Çayımızı içmeden önce kardeşimize teşekkür edelim. Yani biz teşekkür ederiz abi. Hayvanlar güzel bakılmış. Yani bağırmasam var ya, kapanışı yapıp gidecektim. Bak kısmet seni de çekmek nasip bitti oldu. Bitti miydi abi? Bitti yani kapatacaktım. Olsun. Ben de şöyle baktım gördüm dedim abi buraya da gelmiş. Teşekkür ederim. İzliyorum abi sürekli takip ediyorum seni. Beğeni de yapıyorsun. Hep yorumda izlemedim. Hani. İlk videoya tıklıyorum direkt beğeniye basıyorum abi. Eyvallah. Emek var sonuçta abi de güzel çekimler yapıyorsun. Elimizden geldiği kadar yani siz yönlendiriyorsunuz. Yani abi şunu şöyle yap bunu böyle yap. Dediğiniz sürece ben de onları hafızaya alıyorum. Allah girdiğim Allah zaman hem normal fikir sahibi oluyor. Böyle doğal yani şey değil. Selamünaleyküm, nasılsın, ne var falan derken o kendiliğinden gelişiyor. Olduğu gibi her şey. Evet. Doğru söylüyorsun abi. Şimdi çayımızı içelim arkadaşlar. Görüşürüz tekrar. Arkadaşlar, arkadaşım Çubuk'tan geliyor. Demin söylemişti. Hemen babasını aradı. Baba dedi Aytekin abi burada. Görüntülü arama yaptılar. Ben şimdi buradayım. Kurban pazarında. Abimiz de Çubuk'ta, damında, çardağında artık. Böyle görüntülü görüşüyoruz yani. Bu da bir ilk. Kardeşim, yani... Abi en kısa zamanda gelip çiftliğini ziyaret edeceğim. Eski Çöteköy, i̇nşallah Çubuk'ta. Abi. İnşallah. Bir çayını içeriz inşallah. İnşallah, inşallah. Tanıştığımıza çok memnun oldum, görüşürüz. Allah razı olsun, ben de memnun oldum abi. Oğlumla telefonları birbirimize alın verin de. Tamam. Alacağım. Kesinlikle. Abi de bir yaylamız var yukarı. Yayla. Çok güzel bir yerimiz. Tamam oraya da çıkalım abi. İnşallah. Allah'a emanet. Görüşürüz. Arkadaşlar Müge Kurban Pazarı'na geldik. Çadaları çektik. Ayrılmadan önce Burak kardeşim ve Berkan kardeşim son anda gördük. Son anda gördüler. Bağırdılar. Geldik. 103 müydü burası? 105 numaralı çadırda. Onların son olarak hayvanlarını tanıttım. Videomu burada tamamlıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni bulunmayı arkadaşlar. Aynen beğeni de atmayı unutmayın. Ücretsiz beğeni. Biz teşekkür ederiz abi. Abone olun. Sağlık. Allah razı olsun. Sağlık Aytekin abi. Gene bekleriz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek dileğiyle.